Artık büyüyüp gerçek bir hayalet gibi davranmaya başlaması gerekiyor. Cadıların söylediğine göre bu karışım hemen etkisini gösterirmiş. Hoşçakal dostum. Yarın görüşürüz. Acele et, geliyor. Karışımı hemen kestir, üstüne koy. Bakın işe yaradı. Canavar oldu. Şşşt. Sessiz ol, bunu bizim yaptığımızı öğrenmemeli. Hey Casper, nasıl böyle büyüdün? Bana ne olduğunu anlayamadım çocuklar. Casper, sonunda sen de bizim gibi oldun. Bir korku baskınımla neler yapabileceğini düşün. Casper, sesinin yeni gücünü denemeye ne dersin dostum? Bir kere bu desene bize. Sizin için sakıncası yoksa merhabayı tercih ederim. Merhaba! Çatı hala yerinde duruyor. Tanrım, Casper'a ne olduğunu merak ediyorum. Şu anda çatıyı tutuyor. Gerçekten çok üzgünüm. Ne olacağını kestiremedim. Ya korku baskınında bize katılır ya da buradan çekip gider. Onu kızdırmasa diyorum. Yoksa bizi fırlatıp atar. Nereye gidiyorsun Casper? Arkadaş bulmaya gidiyorum. Sen hala bunu aşamadın mı? Arkadaşlık aşılacak bir şey değildir. Bu gerçekten çok güzel bir kardan adam. Öyle olmalı. Onu yapmaktan 3 günümüz aldı ama domates bir hayalettir. Dur, sakın benden korkma. Sanırım ölüyorum. Bu bir hayalet. Tanrım, bu korkunç bir şey. Çocuklar bile benden korkmaya başladı. Bu benim küçük cadı dostum bendi. Nasıl olursam olayım, her zaman benim dostumdur. Ama beni birden görünce çok şaşırıp korkabilir. Buldum. Kendimi ona taksit göstereceğim. Merhaba bendi. Bunu kim söyledi? Aşağıdayım, benim. Casper. Casper, beni korkutmak için mi özellikle böyle yaklaştın? Aslında korkutmamak için böyle yaptım bendi. Sersem bir çocuk gibi davranmayı bırak. Değil artık Casper. Tamam bendi ama... seni korkutmamak için yaptım diyerek neyi kastetti? Sorun ne? Hayalet görmüş gibiyiz. Evet, ben bir hayalet gördüm ve hayalet aynı Casper'a benziyor. Komik olan şey ne? Casper, bu deve mi dönüşmüş, duydun mu? Hayaletlere verdiğimiz sihirli karışım yüzünden olmalı. Yani yaptığınız sihirli karışım yüzünden... Evet, hayaletler öyle istediler. Kapıyı çalmadığım için üzgünüm ama adımın geçtiğini duydum. Az önce neden söz ediyordunuz siz? Sadece Wendy'ye hayalimleri sana kötü bir şaka yaptıklarını anlatıyorum. Şimdi Wendy'ye seni yeniden küçültecek bir karışım veriyoruz. Evet Wendy, iksiri içmeden önce dev Casper'a son bir kez bak. Casper, bu küçük bir iksirini içmeden önce neden gidip diğer hayaletlere iyi bir ders vermiyorsun? Hı? İyi de nasıl? Beni şimdi iyi dinle. İşte bizim koca ayak eve dönüyor. Gerçekten çok üzgün görünüyor. Hey, ne oldu Casper? Bugün hiç arkadaş bulamadın mı yoksa? Belki de siz haklıydınız. Endişelenme. Artık bizden birisin ve çok eğleneceksin. Evet, haklısın. Hadi hemen eğlenmeye başlayalım çocuklar. İşte böyle olmalısın. Hadi biraz boğabeyim, çığlık çalışalım. Burada mı yani? Evet. Hayır olmaz. Son yaptığında ne olduğunu unuttun mu? Hadi birlikte dışarı çıkalım. Hadi. Tamam Casper. Hadi başlayalım. Bize bu de. Onlara iyi bir ders ver Casper. Sanırım biz bir canavar yarattık. Şimdi de çığlık atacağım. Dur Casper, dur.
Çarşaflarımızı uçurmadan önce buradan kaçsak çok iyi olacak. Dur Casper, lütfen bekle, yapma. Bundan sonra bu ve çığlık atmak yok Casper. Sana bir itiraf da bulunacağım. Cadılar bize büyütme iksiri verdiler. Büyük olmak hoşuma gitti. Size ve cadılara teşekkür ederim. Cadılara seni küçültmelerini söyleyeceğim. Bu halini sevmediniz. Bu şaşırtıcı. Tamam Erdi, artık antidotu içiyorum. Şimdi çok daha iyi oldu Casper. Beni büyütecek sevgi karışımlara ihtiyacım yok bende. Senin yanındayken kendimi her zaman çok büyük hissediyorum zaten.